Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir kıymalı bulgur köftesi hazırlayacağız. Çok lezzetli güzel bir tencere yemeği. Yemeğimiz için ilk önce güzel bir bulgur köftesi hazırlayacağız. Bunun için 1,5 su bardağı ince bulguru geniş kaba alıyorum. Üzerine yarım su bardağı irmik ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Aynı bardak ölçüsü ile 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Kuru ıslanmayan kısım var ise ıslansın. Ve üzerine örtüp 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika dinlendi. Bulgurlar şişti. Bakın. Böyle bir elim ile karıştırıyorum. Çok güzel ıslandı bulgurlar. Artık yoğurma işlemine geçiyorum. 4 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve o da ısısında su hazırladım. Ara ara su ilave ederek köfte harcını yoğuruyorum. Ara ara su serperek yoğuruyorum. Çok fazla su koymayın. Çok koyar iseniz eğer dağılacaktır, tutmayacaktır. Yavaş yavaş ilave ederseniz güzel bir sonuç alırsınız. Hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bakın. Yarım su bardağı su yeterli geldi. İyice yoğurduktan sonra artık bulgur köftemizin harcı hazır. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Bir kaseye su doldurdum. Elimizi su ile ıslatarak bakın şeklini verelim. Parçalar koparıyorum. Avuç içimde bakın sıkıştırıyorum cevizden küçük parçalar hazırlıyorum. Pişerken de büyüyecekler, şişecekler çünkü. Avuç içimizde yuvarlayarak şekil verelim. Fındıktan büyük, cevizden küçük parçalar alalım. Söylediğim gibi pişerken, haşlarken daha büyüyecekler. Bunun için çok büyük yapmayalım. Ara ara elimizi ıslatmayı da ihmal etmeyelim şekil verirken. Bu bizim için kolaylık olacak. Ve bütün köfte harcını bu şekilde hazırlayalım. Arz ederseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Fakat bu şekilde de çok güzel oluyor. Bütün bulgurlu harçtan mekik şeklinde köfteleri yaptım. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Pişirmek için derin bir tencereye bol su koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan suyun içine köfteleri bırakıyorum. Köfteleri koyduktan sonra çok fazla dokunmuyorum. Şöyle bir iki dokunuş yapıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Köfteler artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika haşlıyorum. 10 dakika böyle fokur fokur kaynayarak haşlıyoruz. 10 dakika haşlanan köfteleri kevgir ile tabağa alıyorum. suyunu kesinlikle dökmüyoruz. Suyunu da kullanacağız yemeğimizi pişirirken. Haşlama suyunu dökmeyelim lütfen. Şimdi bakın köftelerimiz artık haşlandı. Diğer sosuna geçiyorum. 2 tane doğranmış yeşil biber, 1 tane doğranmış kapya biber kırmızı, 200 gram kıyma, 3 diş sarımsak ve 1 baş kuru soğan kullanıyorum. Soğan ve sarımsakları doğrayarak hazırlıyorum. Pişirmek için tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Soğanı ilave ediyorum. Diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde biberleri ilave ediyorum. Sarımsakları ekliyorum. Bir iki dakikada biberler ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. 200 gram kıymayı ilave ediyorum. Kıymayı da kavurarak pişiriyorum. Kavrulan kıymaya 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ilave ediyorum ve çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Kavururken baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, pul biber ve reyhan ekliyorum. Reyhan mutlaka kullanmanızı öneririm. Bulgurlu tariflere çok yakışıyor. Çok güzel bir lezzet arama veriyor. Böyle kavururken eklendiğinde de baharatlar daha güzel lezzeti ortaya çıkıyor. Şimdi artık köfteleri içine ekliyorum. Dağıtmadan dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Üzerine köfteleri haşlamış olduğumuz, ayırmış olduğumuz sudan 3 su bardağı ilave ediyorum. Bu aşamada ekstra tuz ilavesinde bulunmuyorum. Çünkü köfteleri haşlama, haşlamış olduğumuz sudan koyduk. Tuzlu bir suydu. Yeterli gelecektir. Tabii ki tadını kontrol ederek tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Az geliyor ise ekleyebilirsiniz. Üçüncü bardağı da ilave ediyorum. Ve artık kaynamaya bırakıyorum. köfteler ve kıyma bütünleşinceye kadar bir beş dakika kaynatarak pişiriyorum. Lezzetler bütünleşsin. Kıvam alsın. Artık yemeğimiz hazır hale gelecek. 5 dakika kaynaması yeterli. Kısık ateşte kaynatalım lütfen. Yüksek ateş olmasın. Daha güzel lezzeti ortaya çıkıyor. Bakın kıvamı harika görünüyor. Çok güzel, lezzetli, nefis bir tencere yemeği hazırladık bakın. Harika görünüyor. Bu şekilde bir 5 dakikada ocağın altını kapatıp dinlendiriyorum ve artık servise hazır. sadece 200 gram kıyma ile bir tencere dolusu nefis bir yemek hazırladık. Tam bir tencere yemeği. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.